Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli FM TV izleyenleri, elhamdülillah özlenen nesil programı ile karşınızdayız. Mevla Teala hazine sonsuz hamd senalar olsun. Mevlamız bize bugünleri ikram eyledi. Cenab-ı Hak Celle ve Celaluhu şu yapılan programların en iyi şekilde istifade edilmeyi bize de nasip ve müesser eylesin. Bugün e, birbirinden kıymetli hafızlarımla elhamdülillah beraberiz. Bu programımızı inşallah e, bundan önceki programlarımızda e, sizlere sahabe ikramdan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden, sahabe ikramdan bahsettik. Ve sahabe ikramdan aşireyi mübeşireyi anlattık. Talebelerimiz hepsini hazırlamış olduğu sunumlarıyla beraber sizlere bunu takdim eyledi. Şimdi inşallah e, Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamber var. 25 peygamberi de Adem Aleyhisselam'dan başlayarak teker teker hepsini ile alakalı konuları işleyeceğiz inşallah. Mevla Teala yüksek eylesin. İnşallah programımıza hemen başlıyorum. Başlarken programımıza Yasin kardeşimiz bize Adem Aleyhisselam'ı anlatacak inşallah. Adem Aleyhisselam'ı programımıza başlamış olalım. Buyur. İnsanoğlu yaratılmadan önce alemde nurdan yaratılan ve melek adı verilen insanlar mevcuttu. Melekler cinsiyeti olmayan varlıklardır. Bir zaman geldi ki yüce Allah meleklere "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." dedi. Melekler şaşkınlıkla "Sen yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek insanı mı halife yaratacaksın? Halbuki biz sana hamd ederek seni tesbih ediyoruz. Seni mukaddes biliyor noksan sıfatlardan uzak olduğunu söyleyip itiraf ediyoruz dediler. Bu bir itiraz olmaktan çok zikredilen sıfatları taşıyan varlığın halide sayılmasındaki hikmeti anlamı maksadına dayanıyordu. Allah ben sizin bilmediğinizi bilirim. Hazreti Adem topraktan yaratıldı. Ve Yüce Allah meleklere ona kendi ruhumdan üfleyeceğim zaman derhal secdeye kapanın dedi. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattığı ana kendisine secde etmeyen tek bir varlık vardı. O da ateşten yaratılmış cinlerden olan şeytandı. Allah ey iblis seni secde etmekten alıkoyan büyüklük taslaman mı yoksa kendini çok yükseklerde görmen mi? İblis ben ondan daha hayırlıyım beni ateşten onu ise çamurdan yarattın dedi. İblis'in yaptığı hatadan dolayı affedilmesi gerekirken inatla isyanını sürdürmesi karşılığında yüce Allah, "Çık oradan. Muhakkak sen kovulmuş durumdasın ve artık kıyamete kadar lanetim senin üzerindedir." İblis, "Ey Rabbim, tekrar dirilip kalkacakları güne kadar bana mühlet ver." dedi. Allah, "Sen mühlet verilenlerdensin." dedi. İblis senin izzet ve şerefine yemin ederim ki onların hepsini azdıracağım. Ancak iyi niyetli, samimi ve gösterişten uzak duranlar benim şer şerrimden yakalarını kurtaracaklar dedi. Bunun üzerine Allah Hak benim ve ben ancak hakkı söylerim. Yemin ederim ki onlardan her kimsinin peşinden giderse kendisine yazık etmiş olur. Çünkü cehennem sen ve sana oyanlarla doldurulacaktır. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratınca eşiyle birlikte cennete koydu. Birlikte cennette yerleşin, dilediğiniz yiyeceklerden yiyin ancak şu ağaca yaklaşmayın dedi. Aksi takdirde zalimlerden olursunuz. Şeytan, Rabbini size bu ağacı yalnızca birer melek olmamanız yahut ölümsüzlüğe kavuşmamanız için yasak etti. Ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye yemin eder.'' Bu şekilde onları kandırıp yasak meyveden yedirtti ve ikisinin de ayıp yerleri açıldı. Hazreti Adem ve zevcesi bu duruma çok utandılar ve derhal cennet yapraklarını üzerlerine örttüler. Yüce Allah onları ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Haberiniz olsun bu şeytan size açık bir şeytandır demedim mi? Rabbimiz biz, biz kendimizi zulmettik. Eğer sen bize bağışlamaz, bize merhamet etmezsen kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz dedi. Şeytan ve insan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Rabbimiz bize dost doğru bir yol göstermiştir. Bu yolun haritası Kur'an-ı Kerim'dir. Şeytanın bütün işi bizi bu doğru yoldan alıkoymaktır. Haritasını Elinden bırakmayan yolcu doğru yolundan şaşmaz. Hatalar insanlara mahsustur. Ancak olayda gördüğünüz gibi hata sonucu şeytan gibi asileşmek yerine Hazreti Adem ve eşi gibi hatayı kabullenip Allah'tan bağışlanmak dilemek gerekir. Hazreti Adem düşmanı olan şeytanla birlikte yeryüzünde yaşamaya başlar. Birçok çocuğu dünyaya gelince Yüce Allah, Hazreti Adem'i peygamber seçer. Hazreti Adem, çocuklarına yalnızca bir olan Allah'ı ibadet etmelerini, asla şeytana uymamalarını söyler. İnsanoğlunu öldükten sonra düşünün, yalnızca Allah'ı olduğu Allah'a ibadet etmenin, cennete, şey, cennete girmenin, şeytana uyanların ise cehenneme gideceğini anlatır. Kendisi cennet kendisi cennete gördüğü için çok sevdiği çocuklarını yalnız Allah'a kulluk edip cenneti hak etmelerini yürekten ister. Ancak Kabil ve Habil adında iki oğlundan büyük olanı Kabil babasının anlattıklarına pek inanmaz. Bu nedenle babası konuşurken çok sıkılır, onu dinlemek istemez. Fakat Habil pek iyi huyludur. Babasının her söylediğini can kulağıyla dinler çok sevdiği, kendisini yaratıp nimet veren Rabbinin rızkını kazanmak için elinden geleni yapar. Hazreti Adem, Kabil'i terem işleriyle güvenlendirmiştir. Habil ise koyun ve sığırlara bakmak da görevlidir. Akşam olduğunda Kabil eve meyvelerle gelip, Habil ise sütlerle dönerdi. Yüce Allah, Hazreti Adem ve ailesinin rızkını arttırmıştı. Hazreti Adem, çocuklarına Allah'a şükürlerini nasıl göstereceklerini öğretti. Çocuklar bir dön tepesine çıkaracaklar ve kazançlarından bir kısmını bırakacaklardı. Bu koydukları şey Allah için kurban ve malları için zekatıydı. Habil bu işe çok sevinmişti. Kendilerine bunca yiyecek ve içecek veren Allah'a teşekkür için en iyi, en besilli koyunu seçti. Kabil ise niçin bin bir zorlukla kazandığım malları birden tepesine atacakmışım diye düşünerek asık suratla meyvelerinin en kötülerini, en çürüklerini ayırdı. Hep beraber dağın tepesine çıkıp bıraktılar. Hediyelerin kabul edilip edilmediğini anlamak için ertesi gün babalarıyla birlikte te tekrar dağın tepesine çıktılar. Habil'in hediyesi yoktu çünkü Allahu Teala onu kabul etmişti. Habil sevinip Allah'a şükretti. Kabil'in hediyesi ise olduğu gibi duruyordu. Allah onunkini kabul etmemişti. Çünkü onun hediyesi Kabil gibi bozuk ve kötüydü. Kabil kendi hediyesini kabul edilmeyip kardeşinin hediyesinin kabul edilmesini çok bozulmuştu. Aradan günler geçmişti. Fakat Kabil'in olayı unutmak bir yana kini, öfkesi büyümüştü. Kızgınlıkla yemin ederim seni öldüreceğim dedi. Habil Allah ancak muttakilerin kurban, kurbanını kabul buyurur. Sen beni öldürmek istersen bile ben seni öldürmeyeceğim. Çünkü ben alemlerin Rabbinden korkarım. Fakat şunu bilmeni isterim ki beni öldürdüğünden öldürdüğünde benim günahımı ve kendi günahını yüklenip cehenneme gidersin. Zalimlerden olursun diye buyurdu. Habil'in bu ikazları Kabil'in öfkesini yetiştirmemişti ve kardeşini öldürdü derken Allah ona kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstermek için bir kargo gönderdi. Bu karga başka bir karganın cesedini toprağa eşeleyip koydu ve üzerine örtünce Kabil yazıklar olsun bana şu karga gibi oda olamıyorum demişti. Kardeşinin cesedini örtmekten bile acizim deyip pişmanlık duyar, duyup oradan ayrıldı. Evet. İlk yaratılan ve ilk insan Adem Aleyhisselam'ı anlattığı kardeşimiz. Teşekkür ediyorum. Mevla Teala'nın tesirimizi yüksek eylesin inşallah. Programımıza inşallah İbrahim Aleyhisselam'ın hayatıyla devam ediyoruz. Buyur. Yaklaşık olarak M.Ö. 2000'li yılların başlarında yaşamış, üç semavi dinin ve bu dinlerin peygamberlerinin atısı olarak kabul edilen bir peygamberdir. Doğduğu ve yaşadığı yerler hakkında üç dinin kitaplarında ve alimlerin verdiği bilgilerde farklılıklar vardır. İslami kaynaklara göre Hz. İbrahim Harran'da dünyaya gelmiş, sonra babasıyla Babil'e yani bugünkü Filistin topraklarına gitmiştir. Harran bilindiği gibi günümüzdeki Şanlıurfa'dır. Putperestler arasında yaşamış olmasına rağmen hiçbir puta, puta tapmamıştır. O tek bir ilahi gücün varlığına inanıyordu. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen en çok peygamberdir. Orada putları nasıl kırdı ve bu sebeple putperestlerce ateşe atılmasına rağmen yanmadığı anlatılır. Hadis-i şeriflerde de çok sık anılır. Hz. İbrahim ateşe atılma olayından sonra putperestlerin ve onların başı olan Nemrut'un bulunduğu bölgeden ayrılır. Eşi Sare, yeğen ve diğer adamlarıyla birlikte önce Harran'a ardından Ürdün'e ve Mısır'a gider. Daha sonra da Filistin'e geçer. Hz. İbrahim ilerlemiş yaşına rağmen çocuğu olmayınca Allah Celle Celaluhu'ya yalvarır. Salih bir çocuk ister. Bir oğlu dünyaya gelir çocuğu koşabilecek çağa geldiğinde onu kurban edilmesi gerektiğini bildirir. Bu bir imtihandır. Allah Celle Celaluhu'ya inanıyorsa oğlunu kurban edecektir. İsmail'i kurban etmeye hazırlanır. İmtihanı başarmıştır. Kurban edeceği oğlu yerine gönderilen koçu kurban eder. Ayrıca bütün insanlar tarafından ebediyen anılmak üzere mükafatlandırılır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in hayatından kesitler anlatılmış olmasına rağmen ölümü hakkında kesin bir bilgi yoktur. İslam alimlerin yazdığı kitaplarda belirttiğine göre ölüm meleği çok yaşlı bir kişi günümünde geldiğinde Hz. İbrahim ona yemek ikram eder. Meleğin yemek yemeye mecali yoktur. Hz. İbrahim ona yaşını sorar. Kendisinden iki yaş büyük olduğunu öğrenir. Bunun üzerine onun durumuna düşmemek için Cenab-ı Allah'tan canının almasını niyaz eder. Bu isteği kabul edilir. Ebedi alem intikal ettiğinde kimi kaynaklara göre 175, kimilerine göre 200 yaşındadır. Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İbrahim, Hz. Nuh'un milletindendir. İnananların babası ve Allah Celle Celaluhu'nun dostudur. Onun emirlerine uymuştur oğlu ile birlikte Kabe'yi inşa etmesi kendisinin Müslüman olduğunun delili olarak kabul edilir. Çünkü Musevilikte ve Hristiyanlıkta Kabe kavramı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın Halil dosyayı nitelediği lazim mertebesinde olan bir peygamberdir. Tek Allah'a inanmayı putlara ve yıldızlara taparlardı. Putları ve yıldızları ruhların sembolü olarak kabul ederlerdi. Onların bu inancına sabiilik denir. Sabiilik ruhlara ve melekleri ibadet esasından başlar ve giderek yıldızlara, aya, güneşe ve sonunda bunlar adına yapılmış putlara tapmaya varırdı. Babil'de putların hem yapılıp hem de tapıldığı puthaneler vardı. Bundan dolayı devlet yönetiminde bir puthane bakımı bile bulunurdu. İşte Allah böyle inançtan yoksun ve medeniyetten uzak bir toplum olan Babil halkına İbrahim Aleyhisselam'ı göndermişti. İbrahim kelimenin manası cemaat babası demektir. Nitekim kendisinden sonra gelen peygamberlerle babası Hazreti İbrahim'dir. Cemaatinin Allah dostu gele anlamına göre Halilullah ünvanına sahip İbrahim Aleyhisselam, Ullazim denilen büyük peygamberlerden biridir. Uyul-Lazim gayesine erişen diğer peygamberler ise Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. Hz. İbrahim'in Halilullah lakabını alması Allah'a olan sevgi ve bağlılığındandır. Bir rivayette göre Hz. İbrahim insanlara karşı çok cömert oldu ve onlardan hiçbir şey istemediği için Halilullah diye nitelendirilmiştir. Hz. İbrahim'in ismi Kur'an-ı Kerim'de 25 surede 69 defa geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim değişik isim ve sıfatlarla anılmıştır. Kur'an'da geçen sıfatların bazıları Evva, Halim, Münib, Hanif, Kanit ve Şakir'dir. Teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını anlattın bize. Programımıza devam ediyoruz kıymetli izleyicilerimiz. İnşallah programımıza Enes kardeşimizle devam edeceğiz. Bize Nuh Aleyhisselam'ı anlatacak. Buyur. Allah-u Teala'ya ibadet terk edip ibadet için kendilerini putlarla dinen ve böylece yerci ilk defa fesada uğrayan bir kavmi tevhid akidesini döndürmek için gönderilen peygamberdir. Nuh Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan yaklaşık olarak bin sene sonra gönderilmiştir. Bu zaman zarfında insanlar tevhid üzerine olup Allahu Teala'ya si şirk koşmaktan kaçınırlardı. Tevhidin ilk sapma Adem Aleyhisselam'dan en az bin sene sonra olmuştur. Allahu Teala'ya şirk koşan bu put putperestlik topluluk aniden ortaya çıkmadı. İdris ve İdris Aleyhisselam'dan sonra insanları onun Şeriatına uyarak ibadet ediyor ve salih alimler çizgisinde yürümeye özen gösteriyorlardı. Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'ın kavmini gönderili gönderilişi hakkında şöyle buyurmaktadır. Milletini can sıkıcı gibi azap gelmeden önce onları uyarı diye Nuh, Nuh'u gönderdiği, Allah'ın elçisi görevlendirdiği, onlara yaptığı ilk tebliğe Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikredilmektedir. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu sizin için büyük gün azabında korkuyorum dedi. Ey milletim şüphesiz ben size gönderilmişim. Apacık bir uyarıcıyım. Allah kulluk edin, ondan sakının ve bana itaat edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süre kadar ertelesin. Doğrusu Allah'ın belirttiği süreye gelince geri bırakılmaz. Keşke bilsiniz. Teşekkür ediyoruz. Biraz Enes kardeşimiz heyecanlı galiba. Heyecanını alalım biraz senin. Fazla heyecan yapmaya gerek yok. Burada e, kıymetli izleyicilerimiz de zaten hani senin e, biliyorlar. daha önce de e, özel annesi olarak bize hazırladığın sunumlarla alakalı gerçekten çok tecrübelisin. O yüzden hani heyecan yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Herkes hazırlamış olduğu sunumunu yerine getirirse bununla alakalı programımızı tamamlamış oluruz. Şimdi programımıza kıymetli izleyicilerimiz Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını dinleyeceğiz inşallah. Yusuf Aleyhisselam'ın da tabii e, şu zamandaki kardeşlik şeyiyle, babıyla inşallah onu programımızın sonunda ifade etmeye çalışacağız. İlk önce Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını dinleyelim ve akabinde inşallah beraber muhabbetimiz içerisinde konusunu edeceğiz inşallah. Buyur. Hazreti Yusuf, Yakup Peygamber'in 12 oğlundan en küçüğünün bir büyüğüdür. Yusuf, İsrailoğullarını meydana getiren 12 boydan birinin başıdır. Büyük babası İshak, büyük büyük babası İbrahim'dir. Yakub'un en sevgili eşinden olan en sevgili oğludur. Kur'an-ı Kerim'de kendi adıyla bir sure vardır. Yusuf suresi 111 ayettir. Ayetlerin 98'i Hz. Yusuf'tan bahseder. O ayetlere göre Hz. Yusuf'un hayatı şöyledir. Küçük yaşta annesini kaybeden Yusuf, çok güzel yüzlü ve çok zeki bir çocuktu. 11 tane erkek kardeşi vardı. Babaları Yakup Peygamber en çok Yusuf'u sever ve onunla ayrıca ilgilenirdi. Babalarının bu aşırı ilgisi ağabeylerinin kıskanmasına sebep olmuştu. Hazreti Yusuf bir gece rüya gördü ve uyanınca bunu babasına anlattı. Rüya'da 11 yıldızın, güneşin ve ayın kendisine secde ettiklerini gördüğünü söyledi. Hazreti Yakup bu rüyanın Yusuf'un gelecekte büyük bir adam olacağına işaret ettiğini anlayıp Rüyadan kimseye bahsetmemesi için Yusuf'u tembihledi. Hz. Yakup'un büyük oğulları bu rüyayı öğrendi ve toplanarak Yusuf'u öldürmeye karar verdiler. Ağabeyleri babalarından izin isteyerek koyunları otlatmak üzere Yusuf'un da kendileriyle birlikte gelmesini söyledi. Ağabeylerini çok seven Yusuf'un da istemesi üzerine Hz. Yakup izin verdi. Kardeşlerini alan büyük oğullar onu kıra götürdü. Orada Yusuf'u derin bir kuyuya atıp gömleğini kana bulayarak ''Ey bizim babamız, hakikaten biz gittik. Yusuf'u da eşyalarımızın yanına bırakmıştık. Onu kurt yemiş.'' dediler. Kesmiş oldukları hayvanın kanına buladıkları gömleği getirip Yakup'a verdiler. Hz. Yakup onların yalan söylediklerini anladı ve takdire razı olup sabrın kendisi için en güzel yol olduğunu bilirdi. Yusuf'un kaybolması onu çok üzdü ve ağlayarak gözlerini kaybetmesine sebep oldu. Hazreti Yusuf kuyula, kuyuya atıldıktan bir müddet sonra Medyen'den gelip Mısır'a gitmekte olan bir kervan kuyunun yanında konakladı. Su almak için kovalarını kuyuya attıkları zaman Yusuf kovaya sarıldı. Kova yukarı çekilince Yusuf da kovayla beraber dışarıya çıktı. Kovayı çeken kişi güzel yüzlü bir çocuğun da çıktığını görünce şaşırdı. Kervancılar Yusuf'u Mısır'a götürüp pazara çıkardılar. Birçok kişi onu satın almak isteyince fiyatı yükseldi. Bu yüzden fiyatı yükseldi. Mısır Aziz'inin hanımı Züleyha isimli bir, bir kadındı ve çocukları olmamıştı. Bu yüzden Aziz Yusuf'u evlat, evlat edinmeyi düşündü. Hazreti Yusuf akıllara durgunluk verecek derecede güzeldi. Yüzünde parlayan perge peygamberlik nuru herkesi hayran bırakırdı. Bu durum Hazreti Yusuf büyüdükçe Züleyha'nın ona aşık olmasına sebep oldu. Onu kendisiyle beraber olmaya davet etti. Hazreti Yusuf bunu kabul etmeyince ona iftira atarak kocasına şikayet etti ve Yusuf'u hapse attırdı. Yusuf, uzun yıllar hapiste kaldı. Mısır, Mısır firavunun ekmekçisi ve şerbetçisi de onunla birlikteydi. Yusuf, zindandayken hastaları ziyaret eder, geceleri namaz kılar, Rabbini zikrederdi. Allah, kendisine rüya tabiri ilmini öğretti. Yusuf, firavunun ekmekçisi ve şerbetçisinin görmüş oldukları rüyaları tabir etti. Birinin kurtulup işine devam edeceğini, Diğerinin ise öleceğini söyledi. Sonunda dediği çıktı. Hz. Yusuf kurtulan arkadaşına efendisinin yanında kendisini anmasını söyledi. Hz. Yusuf zindandayken Mısır hükümdarı bir rüya görmüştü. Rüyasında yedi semiz ineğin yedi zayıf ineği yediğini ve yedi yeşil başak yedi de kurumuş başak görmüştü. Bu rüyanın yorumunu yaptırmak istedi. Hazreti Yusuf'un rüya yorumunu yaptığını öğrendi ve onu yanına çağırarak rüyasını anlattı. Yusuf yedi sene bolluk sonra yedi sene kıtlık olacak. Bollukta saklayın, kıtlıkla bunları yersiniz dedi. Hükümdar Yusuf'un suçsuz olduğunu ve senelerdir zindanda boşuna kalmış olduğunu öğrendi ve bunun üzerine Hazreti Yusuf'u Maliye Bakanlığı'na getirdi. Yusuf bolluk senelerinde çok ekip ekinleri sapanları ile beraber ambarlara koyulmasını, sapları ile beraber ambarlara koyulmasını bu şekilde ekinler bozulmadan kalıp hem de saplar ile hayvanların yem ihtiyacının giderileceğini söyledi. Aynı kıtlık Hz. Yusuf'un babasının memleketi olan Kenan diyarında da yaşandı. Yusuf'un kardeşleri de yiyecek almak için Mısır'a geldi. Onları tanıyan Yusuf sonunda kendini kardeşlerine tanıttı ve onları affettiğini söyledi. Ailesinin tamamını Mısır'a davet etti. Ailesi Mısır'a vardığında Yusuf üvey annesi ve babasını tahta oturttu. Diğer on bir kardeşi de Hazreti Yusuf'un önünde eğildiler. O zaman Yusuf, ey babam işte bu evvelce gördüğüm rüyanın yorumudur. Hakikaten Rabbim o rüyayı tahakkuk ettirdi. Beni zindandan çıkarıp mülk ihsan etti. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra Allah sizi çölden getirdi. Muhakkak ki Rabbim dilediği şeyleri hakkıyla bilen her şeyin her şeyin hikmetini icap ettirdiği vakit ve şekilde yapandır dedi. Bu şekilde İsrail oğulları Filistin'den Mısır'a gelip yerleşmiş oldu. Bir süre sonra Hazreti Yakup vefat etti. Hazreti Yusuf Allahu Teala'ya şöyle münacatta bulundu. Rabbim bana hükümdarlık verdin. Rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratanı. Dünya ve ahirette koruyanım sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. Pek çok olayları içeren bu hayat hikayesi için Allahu Teala şöyle buyurdu. Ant olsun ki Yusuf ve kardeşlerinin olayında soranlara nice ibretler vardır. Evlat Teala senden razı olsun inşallah. En güzel şekilde Yusuf Aleyhisselam bize e, hayatını anlattın. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımıza hafızlarımıza devam ediyoruz. Programımızda e, bir hafızlarımızla alakalı duygu düşünce alacağım inşallah. Hazırlamış olduğunuz işte Nuh Aleyhisselam'ı anlattın işte. Yusuf Aleyhisselam'ı anlattın. İbrahim Aleyhisselam, Adam Aleyhisselam anlattın. Bunlarla alakalı e, düşüncelerinizi alıyorum. Gerçekten peygamber, peygamberlerle alakalı hayatlarını araştırmışsınız, hepsiyle alakalı, kavimleriyle alakalı e, bir sunumlarınız var. Mesela Nuh Aleyhisselam gerçekten hani oradaki şeylerini bize ifade etmeye çalıştın Enes kardeşim. Sen bize ne düşünmesin? düşüncelerle, Nuh Aleyhisselam'ın çekmiş olduğu sıkıntılarla alakalı ne ifade etmek istiyorsun? Seni dinleyelim biraz. Anlatmış olduğun konuyla alakalı bize biraz bir şey, bile, bilgileniyorsun. Yani senin oradaki anladığın nedir mesela? Buradan izleyicilerimize ne anlatmak istiyorsun Nuh Aleyhisselam'la? Hayatıyla alakalı, oradan almış olduğun şeylerle alakalı. İzleyicilerimize birkaç ifadeyle beraber tamamlayabiliriz. Enes kardeşimiz biraz heyecanlı galiba. Seyit kardeşimize devam edelim. Seni dinleyelim. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşiyle alakalı, kardeşiyle alakalı büyük bir imtihanı var. Mevla zaten hani bununla alakalı Yusuf Suresi var biliyorsunuz. Mevla en güzel şekilde ayet-i kerimelerle bütün şeyini yordu. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman şu anda e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bir kampanyasıyla beraber birlikle, birlik olma, beraberlik olma. Bu açısından ne yapıyoruz? bütün ümmeti Muhammed'e birlik çağrısı yapmamız gerekiyor. ...işte ırkçılığı ilk önce bırakmamız gerekiyor ki... ...ne yapalım ecdadımız gibi... Ası, ...7 asra ne yapalım... ...İslamiyet'i en güzel şekilde ne yapalım... ...yayalım ama... E, ...bizim en çok sıkıntı yaşadığımız noktalardan bir tanesi... ...biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam... ...bir karınca kıssası vardır... ...çok müşhurdur... ...onda bile bir karıncanın üzerindeki olan hakkını düşünüyor... ...bakın... ...hatta şöyle bir şey söyleyeyim... ...onun hakkında fetva arıyor... ...bir ağacı... E, ...karıncalar salıyor... Tabi ağacı karıncalar sarınca tabi ecdad Süleyman böyle ağacı karıncalar sardığını görünce tabi gidiyor hemen üstadına hocasına fetva almaya. Yani ne olacak bu karıncaların hani ne olur dedi. Gidiyor ecdad tabi gidiyor şeyhine hocasına şeye sormaya yani, ne olacak bu karıncalar hani bunları şey yapsak burada hani su döksek buradan şey yapsak göndersek diyor ki ey Süleyman şey hocası diyor bir karınca dahi onun hakkını senden almak için ne yapacak hesap sorulacak sana bir karıncanın hesabı sana ahirette sorulacak diyor bakın bir karıncanın bile hesabı sorulacak burada ne yapıyor Yusuf Aleyhisselam bir sürü kardeşleri birer imtihan yaşıyor o kuyu atıyorlar bunlarla alakalı senden birkaç düşünce alalım. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri e, onu çok kıskanırlardı. Çünkü babası Yusuf Aleyhisselam'a çok ilgi gösterirdi. Onlardan daha çok ilgi gösterirdi. Bunun sonucunda e, kardeşleri onu öldürmek isteğiyle onu kuyuya attılar ve babalarına yalan söylediler. Ama Hz. Yusuf o kıtlık döneminde onları görünce e, onları affetti. Yani bu büyük bir şey. Ee, mesela bize şu anda olsa kardeşlerimiz bizi kuyuya atsa affeder miyiz? Bilmiyorum yani. Yani şu Heh. anda kuyuya atmayı bırak, Müslüman şu anda Müslüman'ın kuyusunu kazmak için uğraşıyor. Yani böyle bir şey olduğundan dolayı yani burada gerçekten Seyit Kardeşim onu söylüyor. Şu anda bizi kardeşimiz bizi asla çıkarır mı? Onu bırakın. Ee, şu anda kuyuyu falan bir kenara bırakalım. Gerçekten yani birbirimizin kuyusunu kazmaktan, birbirimizin arkasından konuşmaktan, birbirimizin dedikodusunu yapmaktan Müslüman kardeşim hiçbirimizin bir faydası yok. Evlat hali şuur nasip eylesin. Başka ne düşünüyorsun? Bu imtihanı gerçekten hani şu anda yaşasak bizim insanlarımız kaldıramaz. Yani şu anda biz yani canlı alenen yaşıyoruz. Mesela örnek veriyorum. Yani burada kimseyi rencide etmek için veya kimsenin ırkını şeyini söylemekten yani hor görmekten biz Allah'a sınırız. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Ama mesela şu anda bakıyoruz Türk-Kürt diye büyük bir ayrım var. Halbuki bütün hepimizin birleşmiş olduğu ne? Yer neresi? İslam. Kim Kur'an-ı Kerim Rabbimiz el Celaluhu e bir sürü ayet-i kelimelerde hiç ayırıyor mu? İşte namaz kılın, işte ve namazı dost doğru kılın hitam etinde. Hiç diyor mu ya Kürt namaz kıl, Türk namaz kıl, Çerkez namaz kıl, lazım. Yok herkese hitap vermem, Öyle o değil mi? Edelim. Yani ey imanlar dediğin gibi ey iman edenler dedim mi ne yapıyor hitap? Bitiyor evlâhi hazretleri ümmeti Muhammed'e şur nasip eylesin inşallah. Aynı şekilde şimdi burada e, e, Seyit kardeşim söyledi dedi ki Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri imtihan yaşıyor. Biz bile kendi kardeşlerimizle alakalı nefsi şeyimiz olsun. Ne yapıyoruz? isterseniz sıkıntı yaşıyoruz. Ama ne yapalım? Sevdiğimizi Allah için sever isek, sevdiğimizi Rabbimizin rızası için sever isek dünyalık ve ahiretlik olur inşallah. Cenab-ı Hak bu şekilde e, en şekilde sevebilmeyi, kardeş olabilmeyi hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki La yümne ehadüküm hadda yuhubbel ehike ma yuhubbü nefsihi Kişi diyor, kendisi için istemiş olduğu bir şeyi eğer din kardeşi için istemediği müddetçe gerçek manada iman etmiş sayılmaz buyuruyor. Biz kendimiz için eğer namaz kılmayı istiyor isek, kendimiz için ahireti istiyor isek, cennet istiyor isek, cemalullah istiyor isek ama kendi nefsimizi düşünürsek, eğer din kardeşimizi düşünmüyor isek ahirette işimiz yaş. Dünyadayken belki kurtarıyoruz diyorsun, uzak duruyorsun, onu yapıyorsun, bunu ama dünyada en büyük şu anda ümmetin sıkıntısı nedir biliyor musunuz? Irkçılık. Mevla Teala bundan bizi muhafaza eylesin. Güzel anlayıp güzel yaşayabilmeyi nasip eylesin inşallah. Şimdi biraz önce e, Yasir kardeşim bir de hocam e, bütün Müslümanlara şu fani dünyada yaşamış olduğu bütün Müslümanlara karşı bir sesleniş hazırlamış. Buradan bütün izleyicilerimiz bunu güzel kulak vermesini dinliyorum istiyorum. En güzel şekilde burada kendimiz alacağımız muhakkak bir şey var. Burada kime özeniyoruz? Kimle beraber hayatımızı sürüyoruz? Buraya dikkat ederek dinleyelim inşallah. Mevla Teala bu şekilde Orayı kulak vererek dinlersek Mevla Teala bunun şuurunu verir inşallah. Ama böyle her, her zaman izlenen, televizyon kanallardaki gibi ha işte burada da bir şey okuna gibi değil de gerçekten buraya eğer kulak verirsek Mevla bize neyi nasip eder? Buradan bir şeyler almayı nasip eder. Ama böyle kulak dolgunluğu değil de şuurlu bir şekilde dinleyelim inşallah. Buyur. Ey fani dünyadan ebedi hayatı hareket eden yolcu dur ve dinle. Geri sayım sen doğduğunda başladı. Eğer dokuz canlı bile olsaydın en fazla sekiz kez kaçabilirdin ölümden. Bil ki yedi düveli sultan dahi olsan yerin altı mekan ol olacaksa en fazla beş metre kumaş götürebileceksin. Dört açsan da gözlerini bu üç günlük fani dünyada Azra ile iki kat olup yalvarsan da nafile edecek geldiğinde bir gün öleceksin. İşte o an her şey sıfırdan başlayacak. Çünkü ölüm bir yok oluş değil, yeniden doğuştur. Ey 26 milyon 400 bin kilometre kara topraklara sahip olup, yeryüzünde 600 sene adaletiyle ve merhametiyle hüküm süren, yaratandan ötürü yaratılana günümüzün vampir, vahşi, katil, batının yaptığı gibi işkence, toplu katliam, tecavüz ve benzeri rezillikleri yapmayıp, inançlarını rahatça yaşamalarını sağlayan, savaşta düşman, ona esir düşünce, ona insan muamelesi yapan, kadın, yaşlı ve çocuklara asla ve asla dokunmayıp, hatta yaralı düşmanını bile yardım ederken, Çanakkale'de hançerlenen ecdad Osmanlı'nın yanık sevdalıları düşmüş olduğumuz bu zelil ve günah batağında kurtulmamız için Mevlamız Tahrim Suresi 8. ayette buyurduğu gibi Ey iman edenler Allah'a nasuh tevbesi edin. Başka bir ayette Nur Suresi 31. ayette Ey iman edenler topluca Allah'a tevbe ediniz ki feraha eriniz. Mut, mahlukatın yaratılmasına sebep olan inlerin ve cinlerin nebisi olan geçmiş peygamberlerin bile ümmeti olmak istediği Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi günahından tevbe eden günah işlememiş gibidir. Mevla Teala Hazretleri hakiki manada tövbe eden kullardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu şuurda özelen nesil olabilmeyi Mevlam bizlere nasip eylesin inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz... Özenen Nesil programımızın sonuna geldik. Cenab-ı Hak başka bir programda buluşmayı bizlere nasip eylesin inşallah. 25 peygamberle programımıza devam ediyoruz. Hepinizi emanet edicilerin en güzeli olan Cenab-ı Hakk'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatühü. <laughs>